Gözyaşlarımla ıslatabilseydim saniye, senin adını yaşamamın tüm zamanlarına saniye saniye kazıdım. Ay kız bu vallahi kesin manyamış. Dur bir dakika, daha neler var. Dur bir dakika. Saçların bir bulut, gözlerin bir ceylan gibi her gece düşlerime giriyor. Saniye saniye. Pardon. Dünyanın en ağır işçisi oldum. Ay, dakikada ay. 60 saniye seni düşünüyorum. Ay oğlana bak, seni düşünmekten yemek bile yemiyordur bu. Mektubuma burada son verirken, hayatını benim açımdan yeniden irdelemeni ve yaşamına benimle birlikte bir yön saptamanı diler, bu vesileyle gözlerinden öperim, Sıtkı sıyrıldı. Buraya kadar iyiydi ama bundan sonra hiçbir şey anlamadım ben. Ben de anlamadım. Bak, kız gel şuna bir cevap yazalım. Yazalım vallahi. Vallahi bilmiyorum. Ver oradan kalemi. Gel, başlık ne olsun? Başlık ne olsun biliyor musun? Sıtkı Bey, mektubunuz beni çok etkiledi. Şunu biraz süründüreyim mi? Saçmalama oğlan, valla sana aşık, sen de şey ettin hani, hiç beğenmedin. Ne diyorsun ya, saçmalayıp durma, odam gibi konuşsana. Sevgili Sıtkı, yaz bunu. Sevgili Sıtkıcığım. Bir daha bana mektup yazma. Kesin cozuttun şeker. Bir dakika, sonunu dinle, hemen kızma. Bir daha bana mektup yazma. Yazma. Bir daha bana mektup yazma. Çünkü seninle yüz yüze görüşmek istiyorum. Ay çok hoş. Yazdıklarınız çok güzel. Dur yavaş konuş. Ve çok komik. Ayrıca 60 saniye beni düşünmene de çok sinirlendim. Niye? Niye biliyor musun? Arada sırada beni düşünmeyi bırak da yemeğini ye. Oldu mu? Zahmet geçireceksin. Baksana ben bunu katlayayım. Tamam. Götür vereyim. Harika. Arkadaşlar hiç ısrar etmeyin, çok kızgınım. Yani beni bu davadan kimse alakoyamaz. Herif az daha beni öldürüyordu be. Haydi, ayıp oluyor Mustafa dayı. Ne bu böyle abartıp durdun şu işi? Bir delikanlıya yakışmaz bu yani. Ayıbı maybı yok. Kaç gündür acıdan iskemleye bile yan oturuyorum, farkında mısın? Ya Mustafa dayı, ben pansuman ettim. Alt tarafı küçücük ya. Allah Allah. Yok bir de delip geçseydi bari. Neyse, okuyorum bak nasıl olmuş. Savcılık üst makamına. Eğlence için gittiğimiz bir av partisinde Sıtkı Sıyrıldı adlı neydi belirsiz bir eşkıya av fişeklerini kırmızı doldurup yalnız kendi tüfeğine gerçek fişeğe koyaraktan beni katletmek amacıyla mabadıma ateş etmişti. Mustafa dayı, bu son kısmı biraz anlayamadım. Bu mabat dediğin ne oluyor? Adamı söyletmeyin kötü kötü, tamam mı? Dinle. Halen ağır yaralı bir vaziyette, bir kahvehaneden bu dilekçeyi yazarken Sıtkı Sıyrıldı denilen neydi belirsiz eşkıyanın korkunç amacının beni katletmek olduğunu delili olarak biz de kendisine ateş etmeyelim diye silahlarımızı kuru sıkı doldurmasını makamımızın dikkatine arz ederim. Not, Sıtkı Sıyrıldı'nın ve Avcılar Kahvesi'de ona yardımcı olan hempalarının tutuklanarak yüksek adaletsizce cezalandırmalarını talep ederim. Mustafa Dayıoğlu. Nasıl?
İyi mi? Mustafa dayı, kaleminden kan damlıyor. Senin bu dilekçe biraz kuru sıkı olmuş. Aynı Kınırı meydan muharebesini andırıyor, iyi mi? Siz gülün bakalım da. Jandarmalar buraya gelip sizi bir jandarsın da ben görürüm sizi o zaman. Bir şimdi, memur emeklisi dayım. Burası şehir, şehirde jandarma olur mu yani? Tabii kaç gündür Sıtkı ortalıkta görünmüyor. Daha kaçtı diye jandarma talep ettim de. Üf be, bir çizik için ammacaz yaptım ben Mustafa dayı. Çürük çıktın, iyi mi? Evet, bir çizik. Ama çizilen siz değilsiniz. Ben. Baba be, bir yüz kağıt versene. Yok, veremeyeceğim. Çünkü benim makine arıza yaptı. Bir haftadır para basmıyorum. Aynen. Ne demek şimdi o baba? Sen de... Arada bir havza kayboluyor galiba Sıtkı. Sana bir daha hatırlatayım. Sen memur emeklisinin oğlusun. Fabrikatör oğlu falan değilsin. Anladın mı? Tamam baba, tamam. Aldıklarımı hemen ödeyeceğim. Peki bu mucize ne zaman gerçekleşecek? Bugün bir pazarlama şirketinden iş teklifi aldım. Birazdan oraya gideceğim. Sürekli bir iş olacak galiba. Onlar da Sıtkı gelse de... Bol maaşlı bir iş versek diye düşünüyorlardı ha. Tamam, tamam. Al şu 50'yi, 5 gün idare et. Ondan sonra gözüme gözükme. İyi vallahi, günde 10 kağıt. Ben memuriyete girdiğimde maaşım 10 kağıttı. Yani ne kağıdı? 10 liraydı. Senin enflasyon canavarından haberin yok galiba baba. Bu ara lütfedip de her gün akşam gizli gizli saydığım paralardan biraz versen de bir iş kursak diyorum ha. Gizli gizli beni mi gözlüyorsun Sıtkı? Teessüf ederim. Benim de param var ama o da kefen parası. Aman baba, kefen parası dediğim ne ki, metresi 10.000 lira. Milyonları kefenin cebinde mezara mı götüreceksin? Tamam tamam. Hele sen bir evlen, sağdan soldan sana iş kurmak için borç para bulmayan namert olsun. Ayda yine evlenme lafı. Sözü döndürüp dolaştırıp nasıl oraya getiriyorsun? Hayranım vallahi. Bu ev kadınsız olmaz. Kadınsız yürümez. Birbirimizin suratına bakmaktan artık içimiz karardı. Sana son defa söylüyorum. Ya hemen evlenirsin ya da... Ya da? Ya da ben evlenirim. Merhaba millet. Oo, merhaba Sıtkı abi. Selam. Lan gel. Ne oldu Mustafa dayı? Sıyırıp geçti mi? Evet, benimki sıyırıp geçti ama sen bu işten nasıl sıyırırsın artık orası belli değil. Sıtkı sıyırıldı. Sıtkı, gel hele. Hayrola, ne bu suratınız hepiniz ya böyle? Bir dakika aslanım, bir dakika. Mustafa dayı savcılığa bir dilekçe yazdı. Benle Cafer'i senin yardımcın olarak gösterdi. Hepimizi birden şikayet ediyor. Adam öldürmeye tam teşebbüsten, iyi mi? Ben de önemli bir şey var zannettim ha. Önemsiz mi bu be? Önemsiz mi sanıyorsun? Hadi biz bir iki gün yattık çıktık. Sen kaç ay yatarsın Allah? Yıllar geçti, mevsim geçti, ayrılık geçti. Bana bak bana. O senin büyüğündür oğlum. Git elini öp bir şeyler de filan yırtsın şu dilekçeyi. Son başımıza iş açmasın. Payda ben hallederim. Ben şimdi hallederim. Elini öp elini. Mustafa dayı. Bu dilekçeyi yırtmazsa ben şu bulaşık meydan muharebesini Kınır'daki ne anlatayım. Hadi görüşürüz. Benim biraz işim var, çıkmam gerekiyor. Hoşçakalın. Sütkü. Çay mı istedin? Akşama, akşama Mustafa dayı. Bana bir çay. Mustafa dayı, bu Sütkü ne dedi sana? Büyük dedi, gençliğim açır. Yani yapma, sen büyüğümsün, bana kıyma. Elini ayağını öpeyim, gir şu zarfı. Vallahi yalvarıyorum işte gibi şeyler. Hayda, oğlan iki kelime söyledi, sen roman yazdın Mustafa dayı. Valla işte özetçe buna yakın bir şeyler söyledi çocuk. Ben ne söylediğini Sıtkı abiye sorar. Sormaya ne gerek var canım? Bir an kızmıştım işte fakire. Ama acıdım tabii, artık şikayete falan gerek yok. Şurada arkadaşız yani. Ah, yırtıyorum dilekçeni işte, bu işte burada bitti. En büyüksün Mustafa dayım, mega Mustafa. Çok büyüksün Mustafa dayı, kahveye sığmıyorsun be. Siz benim muhatabım değilsiniz. Gürültüyü kesin.
Benim başka acele önemli bir işim var. Bir dilekçe daha yazmam gerekiyor. Benim için de bir dilekçe yaz diyeceğim ama yaralısın. Ayrılır diye demiyorum hani. Ne dilekçesi oluyor bu? Hani bir kız var ya Mustafa dayı. Senin edebiyatın iyidir anlıyor musun? Böyle kuniri muniri bir şeyler anlatırsın. Altına da benim imzayı çakarız. Kız kesik iyi mi? Beni kötü emellerinize alet edemezsiniz. Ahlaksız takımı. Gidin başımdan benim işlerim var. İyi günler hanımefendi. İyi günler. Ben hareketli çatal bıçak ve kesici aletler firmasının temsilcisiyim. İzin evet. Verirseniz size firmamızın tarafını yapmak ve son mamullerinden fabrika fiyatına bırakmak istiyorum. Tabii buyurun. Buyurun şöyle oturun. Teşekkür ederim. Sözün ettiğim firmamızın son mamuru bunlar. Şöyle. Efendim iyi günler. Ben harakiri, kesici ev aletleri ve çatal bıçak fabrikasının temsilcisiyim. Size son mamullerimizi tanıtmak ve fabrika fiyatına satmak üzere rahatsız ediyorum. Buyurun nasıl buldunuz? Buyurun bakın. Nasıl buldunuz? Aha, ben madem beğendiniz ben size şunu şöyle. Buyurun lütfen imzalayın. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Buyurun efendim. Güle güle kullanın. İyi günler diliyorum. İyi günler, ben bir şey pazarlama, harakiri çatal bıçak pazarlama şirketinden geliyorum. Dilerseniz size uygun mamullerimizden verebilirim. Hayır.
Tamam, senetleri de gönder. Ha. Çürük çıktın ulan be. Ne biçim arkadaşsınız ya? Tamam. Hanımefendi, bir dakika, bir dakika. Şey, mendilinizi düşürdünüz de. Ay, ben onu bilerek, yani kasten düşürdüm. Anlamadım yani. Önce tanışalım, benim adım Feride. Biliyorum, çalı kuşu Feride. Ne kuşu, ne kuşu? Hani şu romanda var ya, kız öğretmendir, çalı kuşu Feride. Aman, siz romanda mı okuyordunuz? Ne yani, göstermiyor mu? Neyse, aslında mendili düşürmemdeki asıl amaç, bu mektubu benim arkadaşım Saniye, sizin arkadaşınız Sıtkı Bey'e gönderdi. Bunu ona verebilir misiniz? Veririz. Ah, çok teşekkür ederim, görüşürüz. Dünyada bırakmam, bir gazozu mu içseydiniz? Nasıl gazoz yani? Ciddi, temiz, ilaçsız gazoz. Şimdi olmaz, başka zaman. Ne zaman? Ne bileyim, mesela örneğin cumartesi nasıl? Nerede, kaçta? O zaman sabah saat 9'da dövme dolabın önünde. Yalnız ikimiz değil. Kaç kişi? Siz, ben, Sıtkı Bey, bir de Saniye. Tabii, olur. Ne hadi güzel. Görüşürüz. Bir dakika. Mendiliniz. İyi günler. Güle güle. Alo. Ben Saniye. Feride, sen misin kız? Verdin mi mektubu? Aferin. Ne dedi peki? Ay, İbrahim de bana takılıyormuş. Bana ne diyor biliyor musun? Çalı kuşu. Nereden çıktı şimdi bu çalı kuşu lafı? Aman canım. Romanı var ya. Feride. Romandaki Feride ile beni özdeşleştiriyor. Ya? Neyi nasıl yapıyor? Feride, iyi misin sen? Ay neyse, ben de İbrahim'e çarpıldım galiba. Çok temiz hisli, romantik, harika bir insan. Sen de alemsin ha. İki cümlede nasıl anladın bütün bunları? Neyse şekerim, bunları sonra konuşuruz. Jetonu bitmek üzere. Bak ne diyeceğim. Yarın saat sabah 9'da Luna Park'ta dönme dolabın önünde buluşacağız. Dördümüz canım. Ha, Sıtkı, sen, ben, bir de İbrahim. Feride, sabah köründe ne işimiz var orada? Elinin körü. Sana da yarınılmıyor ya. Kaçta diye sordu, ben de sabah 9 demişim. Ha. Bak, sinyal sesi geldi, kapatıyorum. Görüşürüz, tamam mı? Hadi bay bay. Bay bay. Merhaba ağalar. Ooo Salih amca, sen hiç buralara gelmezdin. Bu ara pek dışarı çıkmıyorum da. Geçmiş olsun Mustafa. Önemli değil canım. Ufak bir sıyrık sıyırdı geçti. Kursunlar. Sen de öldürdün. Ulan öldüreceğiz. Valla dur. Tamam da. Ne oldu ya bunlar? Ne oluyor? Vur vur. Sen ne yapmışsın? Az bir boğacağım, vallahi dur. Ciddi az boğacağım. Lan öldüreceğim. Dur. Allah! 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 Vurdum! Mustafa dayı! Mustafa dayı! Mustafa dayı! Açın lan, açın, nefes alsın. Ben doktor. Ne söz veriyor lan? Ne bileyim ya, doktor çağırıyor. Vurduk herifi lan, göz göre vurduk lan. Adamı öldürdün, sen bittin Sıtkı, bittin. İyi sıyırmışsın yine. Hayatında ava çıkmamış Sıtkı Salar'la ava çıkarsan normal olarak avdan ambulansla dönersin tabii. Doğru mu? Bu
vurulmuş av hayvanlarını köyden kaça aldınız? Size sokun aldık Salih amca. Ana ağzından kaçtı. Ya Salih amca ne olur hiç kimseye söyleme bıldırcınları satın aldığımızı. Canım ben de anlamıştım zaten. Hayvanlarla tek kurşun izi yoktu. Kümeste beslenmiş. Doğru. Onlar da kesip bizim dangalaklara satmışlar. Evet. Salih amca ne olur hiç kimseye söyleme rezil oluruz vallahi. Merhaba millet. Merhaba. Çabuk bütün çaylar benden aslanım. Ne o? Kazı kazandan amorti mi çıktı sana? Hayır Mustafa dayıcığım, hayır. Bakın şimdi bugün çok neşeli ve de mutlu bir günüm. Bütün çaylarım benden. Üstüne içe bineceğin kadar iç hepsine diyorum, tamam mı? Merhaba Salih. İyi işler. Sen buralara gelir miydin? Sıra. Bizim Sıtkı'dayın nerelerde? Sabahleyin Sıtkı'ya vahiy geldi, çalışma kararı aldı. Ali amca ne işi bu? Papazlama. O ne o öyle? Pazarlama. Ha, pazarlamacılık. Ha, demek Sütkücüğüm pazarlamacılık yapıyor. Peki sorma Sayıp amca bu ne pazarlığı? Harakiri çatal bıçak takımı, Japon malı. Ve? Japon harikası bu. Lan çantaya bak ne güzel. Bana bak Sütkü, Mustafa dayıdan uzak dur. Hani bıçak bıçak dedin ya, bir tarafına batar, çizler, mizler. Sonra hepimizi birlikte yüksek savcılığa şikayet eder ha. Nasıl gitti Sıtkı abi? Valla çok iyi iş bu. Sabahtan akşama 3 takım sattım, 200.000 bana kaldı ha. Hadi ya. 3 kuruş için tabanı yarık it gibi dolaşmaya değer mi? Ya baba sen memuriyette ayda 10 kuruş alıyordun. O zamanın 10 kuruşuydu. Aha, bu da bu zamanın 200.000'i. Herkese benden çay ver ha baba. Vay. Görmemişin 200.000 olmuş, tutmuş, çay ısmarlamış. Hayır, bir dakika Salih amca öyle değil. Görmemişin oğlu olmuş, çekmiş. Neyse, anlayan anlamıştır. Sıtkı yavrucuğum, bugün çok önemli ve de mutlu bir günündesin. Sana mektup var yavrum. Ciddi misin? Bana benim mektubum. Benim mektubum. Ben kayağını senin Sütkü'nün diyorum hadi. Yok ya benim ya. Ya Mustafa dayı Sütkü'ye gelmiş. Yok ya. Benim. Kesin bak benim ya benim. Hayret bir şey mi? Benim mektubum nerede peki? Aa ne bileyim nerede? Ha? Ha? Benim mektubum. Dur bakalım bu can siparihane salındığın mektupta ne yazıyormuş? Ver alçak be. Alçak. Bir lan. Ya bak. Sevgili Rumuz acılı çiçeği. Hanımefendi gazetede gönüllü arkadaşı sütununa yazdığınız mektubu okudum. Ben de bekarım. Nefis. Abi. Ha? Abi, Sonat abi. Balık gözünü böyle yapıldığını emin misin abi? Vallahi bilmem, bir yanlışlık var galiba. Bir bak bakayım, ışıklanıyor mu abi? Ben gözükmüyorum, sen gözüküyorsun. Bir deformasyon var galiba. Abi bu var ya, ne gözünü emin? Ne gözü? Manda gözü. Cam göz abi, cam göz. Thank you.
Ece'yle yatışmıyor musun?